Herkes içinden uyduruyor. Hocam ben oturayım hocam yanına. Hayır, orada mikrofonla oraya. Şaşırdım. Çok ayıp arkadaşlar, çok ayıp. Değil mi imkansız? Çok ayıp. Gerçekten çok ayıp. Bugün biz yapmamız gerekeni yaptık. Sevgili arkadaşlar. Fenerbahçe bugüne kadar oynadığı birçok maçta da bundan farklı oynamadı. Bugün kazandık. Birçok mevki problemi olan oyuncularımız da vardı. Sağ olsun, teşekkür ederim oyuncularıma. Onlar ellerinden geldiğince bu mevki problemlerini yaşasalar da ellerinden geldiğince en iyisini yaptılar. Fedakarlıklarından dolayı onlara teşekkür ederim. Ama şu çok net ki Fenerbahçe camiasındaki dedikoduları kim yapmak istiyor ve nasıl karıştırmak istiyorsa onlara bir cevabımız olacak. Hafta içerisinde ben güzel bir şekilde bir basın bülteni yazıp arkadaşlarıma yollayacağım. Böyle çirkin saldırılarla bizi yıkamazsınız. Biz zaten yıkılacak bir camiada değiliz. Ama herkes haddini bilecek. Fenerbahçe büyük bir camia, büyük bir kulüp. Öyle kalkıp dedikodularla, arkadan konuşmakla falan bu işler çok ayıp, çok terbiyesizce. Sevgili kaptanın problemi var ve o problemiyle bir haftadır uğraşıyoruz. Ve en son buraya gelip burada baktı, burada denedi. Bizimle beraber olamadı. Bizim hiçbir problemimiz yok. Sağ olsun beni kırmadığı için ona teşekkür ederim. Bizle beraber yola çıktığı günden bu yana, ilk konuştuğumuz günden bu yana asla da birlikteliğimizde bir problem olmadı. Çok büyük bir destek kendisi. Hem oyunculuğunda hem abiliğinde. Bu gibi karalamaları lütfen itibar etmeyin. İtibar edenlere de gerekli cevabı verin. Futbolumuzu kaostan kurtarın. Futbolu kaosla beslemeyin. Bizlerin gerçek hayattaki yaşadıklarını dikkate alın. Empati yapın. Bunları yaptığınızda zaten problem kalmayacak. Bu markaya zarar vermeyin. Teşekkür ederim. Soru almayacağım. Hafta içerisinde sevgili arkadaşlarımla da beraber olacak. Hem devreyi de değerlendiririz. Hocam, hep beraber oluruz. Maçla ilgili düşüncemiz iyi bir oyun oldu. Dediğim gibi başlangıçta da söyledim. Biz birçok kaybettiğimiz maçta oynadığımızdan farklı oynamadık. Bugün de o farkı ortaya koyduk. Bütün oyuncularımız mevki problemleri olsa da ellerinden geleni yaptılar. Maçla ilgili söyleyeceğim bu kadar. Oyuncularıma teşekkür ederim. Beşiktaş'a da başarılar dilerim. Çok mersi. Çok sağ olun. Yok hocam, kaptanım. Ben teşekkür ederim. İyi tatiller çarşambaya kadar. Çarşambadan sonra beraber oluruz. Emre'ye de diyeyim hocam. Görüşürüz. Hadi kardeşim. Görüşürüz arkadaşlar. Evet, ben ilk defa şunu söyleyeceğim. Ben de ilk defa Komolli'nin bir kriz anında sahne aldığını gördüm. İlk defa. Siz daha önce görmüş müydünüz? Ama takım galip. Takım galipken gördük diyorsun. Takım galipken çerçeveye girdi. Belki de görmüyoruzdur. Zaman zaman da almıştır. Sahne aldı. Yani bugün yani. Ama sahneye bugün çıktı yani. Hani orada sahnedeydi. Bayrağı Falco'ya yaptırdı. Emre'ye yaptı Komoli. Öyle mi diyorsun? Tabii. Çıkarken. Yalnız bu burada kavga etmiş, tartışmış iki kişi görüntüsü yok. Bana da öyle geliyor. Tabii. Yani Ersun Hoca'yı da tanıyorsam, Emre'yi de tanıyorsam öyle bir... Ersun Hoca hayatta böyle olay... rol yapamaz hocam. Böyle... Ama... Emre sakat olmayabilir, yedekle soyunmak istememiş olabilir. Ama bir tamam. Kavga ve büyük bir tartışma bence de yaşanmış. Ay canım çıktı denedi kendisine. Kavga ne yaşasın abi kavga? Kavga ne zaten olacak? Biz kavga demedik. Kavga ne olur ki kavga? Ne yaşasın ki? Veya tartışma ne yaşasın ki? Yani sonuçta gerçekten çok güvenilir bir kaynak diyor ki Emre sakat mı değil mi bilmiyorum. Ama kesinlikle kavga ve tartışma yok. Şimdi Ersun Hoca'nın dedi denemiş kendisine ağrısı varmış oynatmamış. Kriz 1 bitti mi? Evet yani. Kriz 1 bitti. Sahnede. Şimdi kriz 2'ye gelelim abi. Kriz 2 istifa konusu mu? Aynen. Sen niye böyle bir açıklama yaptın? Yani buradan bakın tüm niyetimle söylüyorum. İki kişi de böyle bir cümleyi duyduktan sonra soru almayacağım. Hafta içi gerekenleri söyleyeceğim. Teknik direktörsüz de kazandı deyip yani herkese gider yapıp gittikten sonra herkes haddini bilecek lafı kime geliyor? İstifa edecek. Herkes haddini bilecek dedi. Kararını varmayan kim vardır diyor, abi? Kulübe mi diyor? Başkanına mı diyor? Futbolcuya mı diyor? Fenerbahçe'nin içinden de bu dedikoduları çıkartanlar herhalde tespit ettiği bazı isimler var. Dedikodu boşa çıkmaz ki. Vallahi Olcay'a ben söyleyeyim mi? Buyurun. Hafta içi
Fenerbahçe 3-1 yemiş, antrenmanlara başlayacak. Emre sarılacak, antrenmanları da gayet de yani olması gereken gibi iş bir olay. Yani bunlar kulüplerde daha büyük olaylar oldu. Ve suçlu medya bak, hocam. Daha büyük olaylar. Gün sonunda bak, her zaman suçlu medya. Ben de yaşadım. Yani insanlar da gördü. Yani birçok olay oldu. Çok farklı yerlerde. Gayet dolu. Profesyonel hayatta bunlar olur. Olmasa tabii daha iyi mi? Evet daha iyi. Ama hafta içi bunlar hepsi hallolur. Ali Bey dere ağzına gider, konuşur, eder, sohbet eder. Emre ile göreceksin antrenmanlarda Ersin Hoca şakalaşacak, sarılacak. Zaten başladı. Yani bu kriz, yani şu günkü zaten toplantıdan sonra olmadığının göstergesidir. Bu kriz de aşılmıştır Fenerbahçe'de. Önüne bakacak. Evet, ben bir tek şey dikkatimi çekti. Bir kez daha bakalım, siz de arkadaşlar uyarın. Hani bir haftadır zaten bir sakatlığı varmış Emre'nin. Ama hani biz genelde sağlık konusunda hani sık sık bilgilendirme yapıyor kulüpler. Bu konuda bize düşmüş hiçbir bilgi yok. Bir tane Fenerbahçe muhabiri yazmadı. Bir tane evet. Fenerbahçe yorumcusu yani söylemedi. Bizim hep tartıştığımız Emre oynayabilecek durumda sakatlığı yok. Yedek mi çıkar? Hatta siz bence yedek çıkar. Ya da yedek oynaması çıkmalı. Gerekir. Ozan dediniz. Oynaması gerektiğini. Yani yedek mi çıkar, 11 mi çıkar? Biz bunu konuştuk. Bugün yedek kulübesinde görmeyince kafalarda soru işaretleri oluştu. Abi bu şey bile olabilir. Mesela bizim Şenol Hoca Hakan'a gönül koydu ya. Cenk Tosun'un sakatlığını evet. Haberleştirdi diye. Yani oynamayacağını biliyorlardır. Ya da tereddütlü ihtimalin az olduğunu biliyorlardır. Ama rakibi hazırlamamak adına. Rakibi yani Abdullah Hoca'nın taktik planında Emre'lisiz bir Fenerbahçe'ye karşı taktik plan yapmak başka. Emre'li Fenerbahçe'ye karşı taktik plan yapmak başka. Yani orada zorluk çıkarmak adına sızdırmamış da olabilirler yani. Evet. Pozisyonlara birazdan gireceğiz arkadaşlar. Onu da vurgulayalım. Abdullah Avcı'nın basın toplantısı hazır mı? Abdullah Avcı'yı da izleyelim. Abdullah Avcı da 6'da 6 yapmıştı. Geçen hafta evinde baskılı oynadığı maçta Yeni Malatyaspor'a Sergen Yalçın'ın Yeni Malatyaspor'una yenilmişti. Bugün çok kritik bir derbiye çıkmıştı o da. Bakalım o maç sonrası neler söylemiş. Evet, iyi akşamlar. Evet, aslında klasik bir derbi gibi başladı. Hani toplamda kaotik bir oyunun havada topun dolaştığı, topun yere inmediği, topun oyunda 46 hep derbilerde böyle kalıyor. Rakibin daha fazla istediği, daha fazla mücadele ettiği, bizim Galatasaray maçı gibi. Daha fazla koştuğu, daha fazla alanları daralttığı ve biz buna oyunda nasıl oyuna girersin? Bazen topa sahip olarak, bazen atak sonuçlandırarak veya bazen gol atarak girersin. Başladık. Oyun kaotik giderken bir penaltı golüyle geri düştük. Arkasından ikinci golü yedik. Sonrasında da devre biterken duran topun, Caner'in kullandığı toptan tekrar oyunun içine girme fırsatını yakaladık. İkinci yarı itibariyle biraz daha domine etmemiz gerekiyordu. Dünkü oyun öyle başladı. Bir duran toptan Muhammed'in vurduğu kafa var. Sonrasında Adem ve Burak'ın peş peşe galiba. Devamı çünkü. Kaçırdığımız pozisyon var. Sonrasında da büyük takım hiçbir zaman oyun disiplininden kopmaması lazım. Oyunu çevirebilecek durumu oluşturması lazım. Oyun tamamen oyun disiplininden kopulduğu, bireysel performansların çok aşağıya doğru seyrettiği, maçın genelinde oyun kalitesinin çok olmadığı, her iki taraf adına söylüyorum, bir tarafın daha fazla istediği, daha fazla koştuğu, daha fazla sprint attığı, daha fazla mücadele ettiği bir oyunu kaybettik. Evet, olumsuz bir gün aslında baktığında. Rakibi tebrik ediyoruz. Bizim açımızdan nasıl bakacağız? Bir maç kaldı. Lig çok dalgalı gidiyor. Cuma akşamı içerideki Gençler Birliği maçını taraftarımızın desteğiyle 30 puanı bulup bugünkü tabela üzerinden bakarsan en yukarıda 7 puanla devreye girip eğer rakip de kazanırsa devre arası itibariyle genel bir değerlendirmesini hem bireysel performansın çünkü bu oyun sıcak temasın da gerektiği, mücadelenin gerektiği ve oyun aklının ve organizasyonun içinde devamlı olman gereken bir oyun. Duygularından oynarsan bir o tarafa gider bir bu tarafa gider. Bunu karışık bir oyun yaşadık bugün itibariyle. Oyun karışıktı. Rakip daha fazla istedi, kazandı. Ondan sonrasını bir değerlendirme yapmak. Rakibi tekrar tebrik ediyorum. İsmailer.
güvenliğe...